Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamızı diqqətlər ekranımızda olsun. Tayvan Dövlət Müdafiə Ministri Xitayın Rusiyadan savaq alğanlığını bildirdi. Tayvan Dövlət Müdafiə Ministri Chu Kuo-chang Xitay armiyasının bir yıl ilgiri başlanğan Rusiyanın təcavüzüdən savaq alğanlığını bildirdi. Bas News Torunun 24 fevraldaki xəbərində bildirilmişçə, Tayvan Dövlət Müdafiə Ministri Chu Kuo-chang Xitay armiyası Rusiyanın Ukrayna'ya təcavüz qilishidən Tayvanga qaratılğan hər qandaq hücumun tizdin qalıbı qilishi kerakligini öyrəndi. Amma Tayvan boğazı onu qiyinlaşdırıbdi dedi. Urushning Xitoyning harbiy tafakkuriga ko'ra Tayvanga ko'rsatadigan ta'siri va Beijingning egalik huquqli Xitoy zimini deb qaragan Tayvanga qanday hujum qilishi Taybeydagi hukumat doiralari orasida keng munozara qilindi. Tayvan davlat mudofaa ministri Chu Kuo-chang Taybeyda parlamentda muxbirlarga qilgan so'zida Rossiya Ukraina urushi ularga zo'r saboq berdi. Ular jazman tiz bo'lishga tirishdi dedi va Xitoy armiyasiga ishorat qilib, garchi Xitoy armiyasi tiz hujum qilishni planlagan taqdirdami, ular Tayvan bilan Xitoy o'rtasidagi Tayvan bo'g'ozidan o'tishga majbur bo'ladiganligi uchun Tayvanni chaqmoq tezligida tartib elishda qiynaladi dedi va Tayvanni kontrol qilish uchun harbiy kuch ishlatishni nazardan saqit qilmagan Xitoy rejimining har kuni dugidak oralig'i yaqin joyda harbiy charlash tashkillayotganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Tayvan davlat mudofaa ministrligi tunugun kechdan bugun atigangacha oral atrofida Xitoyning 37 harbiy aeroplani va 6 urush paroxodining ko'rilganligini xabar qildi. Oral atrofida bayqalgan 37 harbiy aeroplan va 6 urush paroxodining elektronlik iz qo'g'lash uskunasi, charlash aeroplani, paroxod va quruqlik boshqarilgan bomba tizimi tomonidan iz qo'g'langanligi bayon qilindi. Xitoy ChatGPT'ni cheklagan tunji davlatga aylandi. Xitoyning rasmiy taratqoldiri ChatGPT'ning Amerikaning o'zining siyosiy bayonlarini tarqitishiga yordam qiladiganligini o'ttirib qo'ydi. Nikkei Asiyaning dokladiga qaraganda Xitoydagi texnik shirkatlarning o'z pullari orqali ChatGPT yoki uningga munosabatlik mulozamatlarni berishi man'i qilindi. Xitoy taratqoldiridagi xabarlarda Amerikadagi sun'iy idrok shirkati OpenAI tomonidan ijod qilingan ChatGPT'ning İgilik hukuki ziyan yetkizadigan yalgan uchurlarni tarqatganligi to'g'risidagi bayonlar bor deyildi. Xitoy kundalik gazeti Xitoydagi eng cho'ng ijtimoiy aloqa supisi Weibo'da bu temada yozma ham bahrlagan bo'lib, mazkur yozmada ChatGPT'ning Amerikaga ta'tir tashviqot va o'zining siyosiy bayonlarini tarqitish masalasida yordam qiladiganligi o'tirg'i qo'yilgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy rejimining zuvoni bo'lgan mazkur gazet e'lon qilgan sinda ChatGPT'den atılmış Şinjiang Uyghur Avtonom rayonu hakkında sual soralgan bolup, ChatGPT'nin Xitaylarning Uyghurlarga qarata kişilik huquqi daxli ta'rif qilganligi to'g'risidagi xabarlar hakkında cevap berganligini ko'rsatib turib söz qilgan Xitay riyosatchi Amerika hukumatining siyasi ta'kidlariga mos holda nihoyatda yaxshi yozilgan bir cevap deb Xitay rejimining buni cheklashini to'g'ri deb ko'rsatishga tirishdi. Bu paranglish supisi Xitoydagi eng cho'ng ijtimoiy aloqa supisi bo'lgan Undidardagi 3-chi taraf applari qatoriga qo'yilgan bo'lib, yangi qaror bilan tang Undidarning sohibi texniki magnati Tengshunning xo'jayinini ogohlantirishni topshirib olganligi va mazkur supining ziyoratga taqalganligi bayon qilindi. Bu harakatdan keyin Xitoyning ChatGPT'ni cheklagan tunji davlat ekanligi to'g'risida har xil xabarlar yozilishga boshladi. Xitoy Lanzhou Qumul G'ulji orasida Avasiya liniyasini yo'l qo'ydi. Xitoy Sharq Turkistonni Xitoylashtirish plani doirasida 19 fevral Qingdao Avasiyasi Xitoyning Lanzhou bilan Sharq Turkistonning Qumul va G'ulji orliqida qatnaydigan Avasiya liniyasini yo'l qo'ygan. Xitoy xalq to'rining 23 fevraldagi xabarida bildirilishicha, mazkur Avasiya liniyasida hafta ichida dushanba, chorshanba, juma, yakshanba kunlari 4 navbatchi aeroplan qatnaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Qumul Ivirg'ul aerodromida asliga keltirilgan va yangidan ko'paytirilgan Sharq Turkiston ichki sirtidagi Avasiya liniyasi 10-ga aeroplan qatnaydigan shahar 12 ga yetgan. Buning ichida Korla, Oqsu, Urumchi, Shixanza, G'uljidan iborat Sharq Turkiston ichidagi 5 shahar va Xitoyning Guangzhou, Jiangzhou, Lanzhou, Chongqing, Chengdu, Xi'an qatorliq Sharq Turkiston sirtidagi 7 shahar bor ekan.
Xitayda erleri Şarkı Türkistan'ı Xitaylaştırıştın ibaret rezil maksisi yetiş üçün Şarkı Türkistan halkını ceza lagiri ve türmelerge kamap, Şarkı Türkistan yaşlarını Xitay ülkeleri ve başka rayonlarga sürgün kılış arkalık Uyghurlarının sanını azaytıp, oranığı Xitay köçmelerini uğrullaştırışını tizletmekte. Ondan başka yana Şarkı Türkistan'ın hava katnışı, tümür yol ve taş yollarını Xitay'a içip edip, Şarkı Türkistan'ın baylıqını bulandalan kılmakta. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Hayeti Türkiye Dini İşler İdaresini ziyaret kıldı. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin reisi Dr. Alimcan Buğda başçılığındaki bir hayet Türkiye Dini İşler İdaresi ziyareti buldu. Hayetini Türkiye Dini İşler İdaresi'nin muavin reisi Dotsin Dr. Selim Ergün kütüv aldı. Ziyaret cereyanında hayet aldı bilen Şarkı Türkistan halkı vakaleten 6 fevral Türkiye'de meydana gelgen yerdevreş apeti üçün taziye bildirdi. Ve Uyghur halkının baştan ahir apet rayonundaki kıyrındaşlarının yenide bolgallıkını ve kolidin gelgen her türlük yardımge tayyar işkellikini bildirdi. Arkadan Şarkı Türkistan'ın nöbetteki vaziyet ehvali bulup mu Xitay'ın Şarkı Türkistan'da İslam ve Müslümanlarga karşı siyaset icra kılıp, halkını kırgın kılıp atkallıkını kıskı tutunuşturdu. Ondan başka Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin nöbette kılıp atkan hizmetleri hakkında kısıkçı malumat verdi. Uçuruş çeryağında yana Uttur Asya'daki Uyghur kıyrındaşlarımızdan talepleri yetkizliş bilen birge, ixtisaslık Uyghur ölümalarını yetiştiriş hakkında müzakere elip verildi. Hayat yana Türkiye Din İşleri Ali Kengişi'de ziyareti bulgan bulup, hayatını Din İşleri Ali Kengişi reis vekili Dr. Fatih Muhammed Aydın kütüv aldı. Uçuruş çeryanında Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'nin elip beri vatkan hizmetleri, bulup mu Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Pativa bölümünün hizmetleri hakkında kısıkçı malumat verildi. Uçuruş çeryanında Din İşleri Ali Kengişi'nin karellik yığılırgı Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Pativa bölümünün vekil katnışış, öz ara hemkarlış şikatarlık meseleler hakkında müzakere elip verildi. Bu hafta ziyaretimizde kabul kılgan Ölümalar Birliği'nin reisi Dr. Alimcan Buğda, Uyghur ölümaları işledin ixtisaslık ölümalarını yetiştiriş hakkındaki planları hakkında sorgan sualımızga cevap verip, Şarkı Türkistan halkını dünya ve ahiretlik bekhitke eriştirdiğen doğru yolu yetekleşinin ölümalarımızın mesuliyeti işgeldikini, ölümalarının halkını doğru yolu yetekleşi üçün ölümalarımız işledi ixtisaslık ölümalarının teyhamı köp buluşu zörür işgeldikini, bu nişanga yetiş üçün mahsus plan tayyarlavatqanlıqını, bu plan bütkendiğinkin Türkiye Dini İşler İdarası'ğı sunuduğanlıqını, Türkiye Dini İşler İdarası mı bu planını her cahattin kollaydıqanlıqını bildirgenlikini etdi. Blinken Kazakistan, Özbekistan ve Hindistan'ı ziyaret kılıdı. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken 28 fevraldan 3 martıqca Kazakistan, Özbekistan ve Hindistan'ı ziyaret kılıdı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Amerika Taşkı İşler Ministerliği yazın bayanat ilan kılıp, Antony Blinken'nin 28 fevral Kazakistan'ın Astana şehrini ziyaret kılıp, Kazakistan'ın yukarı derecelik emeldarları bilen iki taraflık hemkarlık doğrusu sözleşidiganlıkını bildirdi. Blinken'nin Kazakistan emeldarları bilen körüşüp bulgan deyken, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Katarlık Uttur Asya'daki 5 devlet ve Amerika'dan terkip tapkan C5 Plus 1 grupsi ministerler yığınığı iştirak kılıdıganlıkı bildirilgen bayanatta, Minister Blinken'nin Amerika'nın Uttur Asya devletlerinin müstakillikı, ilgilik hukuki ve zimin pütüllikini koğdaşta çın turduganlıkıdan ibaret meydanını yeni bir kıtım tekitleydiganlıkıga işaret kılındı. Bayanatta C5 Plus 1 grupsi yığını cereyanında Antony Blinken'nin mezkur devletlerinin taşkı işler ministerleri bilen körüşüp, rayonluk ve iki taraf münasebetleri doğrusu sözleşidiganlıkı kayıt kılındı. Minister Blinken'nin Astana'dan keyin Özbekistan'ın paytaxtı Taşkent'ki baradığanlığı bildirilgen bayanatta, minister 1 Mart'ta noktalık halde yemeklik ve energiya bihaterliki, imkaniyetlik sicil terakkiyat, zeherlik çekimliki karıştırış, dünya sağlamlığı, ayallar hukukunun küçeytilişi, insanperverlik yardım ve apet yardımları katarlık köp tereplemelikini küçeytip, hemkarlıkını çoğunkurlaştırış meseleleri müzakere kılındıgan 20 devlet grubu taşkı işler ministerleri yığınığı iştirak kılış üçün Hindistan'ın paytaxtı Yeni Dehli'ye barıdı. O yardımı Hindistan hükümet emeldarları ve puhralar cemiyetlerinin mesulları bilen körüşüp, küçülük hemkarlıkımızını tekitleydi degen ibarelerge uğrun verildi. İstiklal koçisi terörlük hücumunun pilallı koçisi ucuhturuldu. İstanbul'un İstiklal Koçisi'de meydana gelgen terörlük hücumunun planlı koçisi, bölgünçü terörlük teşkilatı PKK-YPG'nin azası Halil Menci Suriye'de ucuhturuldu.
Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe, Türkiye Cumhuriyeti Milli İstihbarat İdaresi 2022'de 13. Noyabr İstanbul'un İstiklal Koçası'da meydana gelip 6 adamın ölüşü 81 adamın yaralanışını keltirip çıkartan terörlük hücumu üstüde tekşürüş eylip bardı. Tekşürüş neticesinde hücumunu sadır kılgan Ahlam El-Beşir Salih bilen Bilal Hasan'ı yetekçilik kılgan hücumdan keyin Bilal Hasan'ın çet elge kaçışığı kapalatlı kılgan Halil Menci'nin Suriye'nin PKK-YPG kontrollüğündeki Kamışlı nahisinde kovdulu vatkallığı ve onun teşkilat katlı başları bilen alakısını devamlaştırı vatkallığını inihlap çıktı. Milli İstihbarat İdaresi Alahide Hareket Adreti Estaidillik bilen közletken Halil Menci'ni 22 fevral Kamışlı'da ecellik zerbe biriş hareketi elip berip ucuhturdu. Yaponiya Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolar yardım berdiğanlığını bildirdi. Yaponiya qattiq yer devreşte iğır talapetke uçurgan Türkiye bilen Suriye'ye tahminen 27 milyon dolarlık muhim insanperverlik yardımı berdiğanlığını bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilmişçe 6 fevral günü yüzbergen 100 yıldın buyanqı en çok balayı apetlep atalgan Türkiye'nin 10 vilayeti bilen Suriye'ye iğır talapet yetküzgen merkezi kahraman maraş bolgan 7.7 ve 7.6 ballık yer devreş apeti dinkin Yaponiya hükümeti Türkiye bilen Suriye'ye devamlık insanperverlik yardımı vermekte. Yaponiya İçki Kabinet Başkatibi Hiro Kazu Matsuno Türkiye ve Suriye'ye tahminen 27 milyon dolarlık insanperverlik yardımı berildiğanlığını jakarladı. Matsuno bu yardımdan 16 milyon dolarlık kısmının halkaralık teşkilatlar arkalık berildiğanlığı Türkiye ve Suriye'deki yerdevreşte talapetki uçurganlarını panahlanış orni yemeklik ve başka kündelik ihtiyaçlar bilen teminleş üçün seferverlik faaliyetlerinin elip berildiğanlığını kayıt kıldı. Hiro Kazu Matsuno Tokyo'nun Japonya'daki bir ammevi teşkilat arkalık iki devletke 4 milyon dolar yardım kıldığanlığını uxturdu. O yana Tokyo'nun Türkiye ve Suriye'deki yerdevreş apetide veyran bolgan rayonlarını kayıt kuruş hizmetlerine devamlı yardım berdiğanlığını mı sözlerge ilave kıldı. İgilinişçe Yaponiya halkaralık bir yardım fondu arkalık Suriye'ye 7 milyon dolarlık insanperverlik yardım buyumları evet edikken. Hürmetli körmelerimiz, şunaqılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ətki programımızı görüşükçe aman boğayızlar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.